Malum bu EYT ile ilgili düzenleme mecliste görüşüldü. Daha doğrusu meclisten geçti. Ne kadar görüşüldü onu da bilmiyorum. Resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. EYT'li arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Bizlere de geçmiş olsun. 2000'den sonraki girişlilere ve diğer beklentisi olanlara. Bizler şimdi taleplerimizi falan gündeme getirdik. İşte bakın adalet dedik, 17 yıl fark var dedik falan. Hükümet çok kesin ve kararlı şekilde davrandı. En ufak şekilde esneme, bükülme göstermedi. Buna ben şapka çıkartıyorum gerçekten. İlgili kişilere mesela bu konuyla ilgili soru sorulmaya çalışıldığı zaman, yani en azından görüş alınmaya çalıştığı zaman cümlenin başında kestirip attılar. Konu ince ince incelenmedi bile. Yani koma yönünde, kendi aralarında belki incelenmiştir. Belki öyle uygundur. Yani öyle takdir ettiler. Biz de şimdi tabii ki görüşlerimizi belirtmek zorundayız. Taş değiliz. İşin açıkçası bu EYT ile ilgili konular gündeme gelmeden önce ne kadar gün ödedim? Ya tamam, her ay düzenli şekilde gecikmeden Bağkur'uma ödüyorum. Ama kaç zaman ödedim, ne oldu, ne gitti? Hiç valla aklımda bile bilmiyorum. Takip bile etmedim. İşimde, gücümde çalışıyorum. Ne zaman ki bu EYT meseleleri çıktı ve ne zaman ki Bağkur çığırından çıktı primleri, ne oluyor ya diye şöyle bir baktım. Gerçekten bizlerden çok daha az prim ödemişler. Emekli ediliyor. Bizler de çok uzun süre yüksek primlere maruz bırakılıyoruz. Yani ben 7000 küsür 7500'e yaklaşmışım. Mesela 5000 günlüler, 5900 günler emekli oluyor. Ben zaten şu anda 7500'e yaklaşmışım. Ve bana deniyor ki 60 yaşına kadar ödemeye devam edeceğiz. Tabi haliyle Bağkurlu olduğumuz için. Baktım bariz bir adaletsizlik var. Hani ben böyle şeyleri hani katlanayım dedim. Herhangi bir sesimi çıkartmayayım dedim. Ve Bağkur primleri katlandı. Ya nasıl ödenecek? 3000 lira mesela ben düzenli ödüyorum, 3000 lira. Bir de böyle geciktirerek ödeyen arkadaşlar var, 3000 küsür. Kimilerin yıllardır doğru düzgün ödeyemiyor. 100 bin liralar, birkaç yüz bin liraya geçmiş vaziyette. Sigortalı arkadaşların durumu, hissiyatları nasıl? Onu tam kestiremem. Onların da tabii ki başkasının emrinde çalışıyorlar. Bir de Türkiye gibi iş garantisi olmayan, her an her şeyin değişebileceği yerde çalışıyor. Onların da tabii ki kendilerini garanti altında hissetmeye ihtiyaçları var. Öyle bir sıkıntıları var. Yani neticede bizler bir babanın evlatları gibi. Yani ben samimi söylüyorum, emeklilikte para pul peşinde değil de hani bir babanın evlatları gibi bize devletin evlatları ya da eşit vatandaşları olarak gördüğümüz zaman bu şeye katlanması imkansız. Görüyorum etrafımdaki insanlar. Benim kadar ödemiş, benden az ödemiş. Onlar emekli olacaklar ve ben yıllarca bu yüksek primleri ödeyeceğim. Aramızda muazzam bir fark oluşacak. Bunu ben hani sesimi çıkartmıyorum. Tamam artık konuşmayacağım diyorum. Kafamı çeviriyorum. Yok haberlerde EYT şöyle EYT böyle. Ya bir 99 tarihi var, sihirli bir tarih. Bu tarafı paçayı yırttı. Bu tarafı itilmiş kakılmış. Yani bu kadar bariz vatandaşlar arasında devletin fark oluşmasına izin vermemesi gerekiyor. Ve bununla ilgili hep bizim arkadaşlarımız söyledik ettik. Şimdi gelelim diğer mevzuya. Şimdi tabii ki benim görüşüm normal şartlarda belli. Şimdiye kadar hangi çizgide gelmişim, ne yapmışım? Ben şimdiki Cumhurbaşkanımıza destekledim şimdiye kadar. Hani böyle körü körüne destekleyen bir insan değilim. Körü körüne siyasetin peşinden koşan bir insan değilim. Bilinçli davranmaya çalışıyorum, sorguluyorum. Övgülerim de oluyor, eleştirilerim de oluyor. Ama taassup sahibi partili arkadaşlarım bu yüzden bana kızıyorlar, anlıyorum. Bazıları samimi olduklarım tepkilerini gösteriyorlar. Samimi olmadıklarım da uzaktan buğz ediyorlar. Bunu fark ediyorum. Hani buğz etme belki ağır olur da hani gönül bırakıyorlar diyeyim. Yani ne yapalım? Canımız yanmış, adaletsizliğe uğramışız. Ben sadece şimdi değil, pandemide de öyle. Esnafları kapat, marketleri aç. Marketler vıngır vıngır vıngır. Ya zaten esnafın kaç kuruşluk yani işi var? Ne kadarlık müşteri? Günde kaç tane insan geliyor dükkan? Onların dükkanını kapat.
Hafta sonları da ayda kaç aylarca ayda 20 gün çalıştık. Ondan sonra bunların vergileri, Bağkurları tas tamam alındı. Yani ertelendi yıl sonuna. Yıl sonunda çifter çifter nasıl ödenecek o paralar? Mecbur Esnaf Halk Bankası'nın verdiği krediyi çektik. Ben hala şimdi onları ödeyebilmek için hala o kredinin taksitlerini ödüyorum mesela. Şimdi bunları söylemeyelim. Hani söyleyelim düzelsin. Hadi CİMER'den söyle. Mesela benim pandemiyle ilgili falan bu en son EYT ile ilgili şeyleri CİMER'den yazmadım işin açıkçası. Çünkü umudum kırıldı. Daha önceden birçok konuyla ben CİMER'e başvuru yaptım. Yani bir netice alınmıyor oradan samimiyetle söyleyeyim. Şimdi bu EYT ile ilgili bir başvuru yapmayı da gerekli görmedim ama birçok arkadaşımız yaptı. Hani tamam böyle konuşmayalım. Hani böyle ses çıkartmayalım. CİMER'den sessizce yazalım. Bir şey değişti mi? Yaprak kıvırdadı mı? Yok. Öyle de olmadı. Böyle de olmadı. Ne yapalım? Taş mıyız? Çatlayalım mı? Yani paradan puldan değil, adaletsizliğe uğramaktan en çok muzdaribiz. Yani bir vatandaş öyle, bir vatandaş böyle. Aynı mesai arkadaşlar öyle. Biz bu adaletsizlikten muzdaribiz. Çatlayalım mı? Bizim oy verdiğimiz, destek verdiğimiz, gönül verdiğimiz insanlar niye görmesin? Şimdi belki izler bu videoyu. Çok candan arkadaşım. Zarar veriyorsun dedi. Böyle yaparsan yalnız kalırsın dedi. Zarar veriyorsun dedi. Yani AK Parti adına şey yap. Yani gerçekten bu söz de bana çok çarpıcı geldi. Çok etkiledi beni. Üzüldüm. Ya benim maksadım haşa ve kella hükümete bilmem partiye şuna buna zarar vermedi. Ya ben hak talep ediyorum. Hak talep etmek zarar veriyorsa susalım mı? Yani İşte malını savunma, canını savunma, hakkı olan şeyleri savunma uğrunda öldüğü zaman şehit kabul ediliyor. Biz de şimdi hak adına ağzımızı açıyoruz. Yani adalet uğruna ağzımızı açıyoruz. Haliyle kimseye hani herhangi bir kötülük yapmak için, kimseye zarar vermek için falan değil. Densin ki yeni dönemde sizlerle ilgili bir çalışma yapılacak. Yok, umut da verilmiyor, ümit de verilmiyor. Hani boş yere konuşmuyoruz. Hani durduk yere şey yapmıyor. Hani bize bir ümit verdiler. Tamam sizle konuşulacaksınız falan. Ya da işte devam değerlendireceğiz bu mevzuyu dediler de. Biz hala çıktık. Cayırtı mı kopartıyoruz? Yok. O yüzden benim işim kesinlikle böyle parti purti değil. Ben yaşadığım hayata göre etkilendiğim konularda şey yapıyorum. Görüş belirtiyorum. Bu konu böyle bırakılamaz. Yani biz böyle kendimizi garip hissediyoruz. Babası tarafından ayrılmış evlatlar gibi hissediyoruz. Bakın ülkemiz gerçekten çok acı felaketler yaşadı. Depremde de kardeşlerimizin acıları ortadayken bu tarz konuşma yani böyle bu konularla ilgili konuşmak istemiyorum ama yani utanıyorum böyle konulardan. Onlardan özür diliyorum, af diliyorum. Ama şu anda konuşulması gerekiyor. Çünkü şu anda bu deprem hadisesi şeyler varken bu EYT kanunları geçtiğine göre bizim de tam hani demir tavuğunda dövülür tam şimdi söylememiz lazım. Hani tam elini rafa kaldırmış olsaydılar deprem dolayısıyla o zaman biz de tutup da 2000 sonrası falan filan diye ortaya çıkmayacaktık. Ama işte gelişmeli olunca mecburen konuşuyoruz. Takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.